Evet arkadaşlar, hepinize günaydın. Uzun bir aradan sonra yine balık yollarındayız. İstikametimiz Sakarya Irmağı. Bugün inşallah güzel bir av yapıp sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz. Hepimize rast gelsin. Evet, avlak yerimize geldik. Sakarya Irmağı'nda su durumu pek belli olmuyor. Bugün bayağı düşük. Yukarıda baraj olduğu için. Hedefimizde kepenez var. Çıkarsa kızıl kanat, bıyıklı. O tip balıklar da çıkıyor. Şimdi hemen malzemelerimizi ayarlayıp ava başlayacağız. Daha sonra görüntülerle inşallah karşınızda olacağız. Hepimize rast gelin. Yanında. Bir tane kepenez aldık. Gördüğünüz gibi. Bunu da suya iade. Dur, bırakacaksın, dur. Gördüğünüz gibi bir tane kızıl kanat. Tabii bunu suya iade edeceğiz. İçinde şu tanış büyük oldum, biraz dur. Evet, bir tane kepenes yakaladık. Görmüş olduğunuz gibi. Aslında anlamadım, 20 santimden şöyle bunu salacağım. Güzel bir kepenes.
olmaz. Yeni sezon olarak. Özlemiyor. Nasıl bir yer geldi? Ne yapıyorsun? Kapalıyken bir kazan tuttu, bir sahibler var. Gördüm ya. Burada çok kulludur zaten. Biraz büyük olsa belki gelir de. Burada bırakalım. Evet arkadaşlar, saat 8 gibi su kenarına gelmiştik. Tabii ırmak olunca akarsuyu sabit duramıyoruz. O yüzden bayağı bir gezdik, yorulduk. Saat 14.45 oldu, bir yemek molası vereceğiz. Tuttuğumuz balıklardan bir 6 tane ayırdık. Bir kısmını saldık. Su yine hareketliydi bugün. Sabah azdı, sonra özler çoğaldı. Tıp Sakarya limanında kaderi uyku. Üst taraflarda baraj olduğu için suyla çok oynama oluyor, elektrik üretildiği için. Bu da balığı olumsuz yönde etkiliyor. Bazen çok tutuyoruz, bazen az. Kısmet. Temiz hava, bol gıda, o da yeterli. İnşallah. Yemekten sonra da bir iki yol atıp balığımızı sonlandıracağız. Evet arkadaşlar, işin de zevki burada. Balığa geldiğiniz zaman tuttuğunuz balığı yerinde yiyeceksiniz. Eve götürdü mü buradaki tadı, lezzeti alamıyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi etrafı şöyle bir 10-15 dakika toparladım. Çıkan çöpe bakın, yani buraya gelen piknikçisi, balıkçısı etrafı temizleyen yok yani. İnsanoğlu böyle işte. Temizlese elinde mi kalacak yani? 10 dakikamı ayırdım. Tertemiz oldu. Hadi toparlanalım da yer değiştirelim. Gökberk buna vuruyor da ufak be. Ufak, götüremedi. Evet arkadaşlar, Sakarya Irmağı'nda burada vali balığı diye geçiyor. Normalde kaya balığı gibi bir şey. Gördüğünüz gibi fazla büyümüyor, ufak. Salam. Yine bir İsrail sazana çıktı, hayret yani, bu suda bunlardan yoktu ama yeni türemiş galiba. Bunu da salacağız.
Evet arkadaşlar, bir günübirlik avımızın sonuna geldik. Yani bugün çok büyük balık tutamadık ama işte geldik, temiz havamızı aldık, mangalımızı yaptık, çayını içtik, daha ne olsun. Yani daha iyi avlar sizlerin olsun. Biraz da olta takımından bahsedeceğim. Burada en pratik sistemi kullanıyorum. Ben 3 metre kambışım var. 28'lik misine 5 numara iğne. Şimdi bu su bugün biraz azdık. Özellikle kış mevsiminde bu kamışın bile büyük olduğu yerler var. Çok ağaçlık olduğu için çoğu zaman 2 metrelik kamış kullanıyorum kışın. O bile yetiyor yani. Hiç ileriye falan atmanıza gerek yok. Balığı kenardan toplayabiliyorsunuz. Daha iyi avlar sizlerin olsun. Hepinize rastgele.